Ugreen markasının USB 3.0 destekli hafıza kartı okuyucusundan bahsedeceğiz. Model ismini ben başlığa yazmış olacağım zaten. Bu şekilde tamamen köşeli tasarımlı. Şöyle göstermeye çalışayım çepeçevre. Köşeli tasarımlı bir kart okuyucusu. Kablosu bütünleşik, kısa bir kablosu var Hı. yaklaşık olarak 30 santim. Hı. Ben de e, hafıza kartlı okuyucular vardı ama arkadaşlar çok yavaş, 30-32 MB, 25 MB civarlarında USB 3.0 bir okuyucum vardı. USB 3.0 olmasına rağmen bu kadar yavaş aktarım yapıyordu. Araştırmalarım sonucunda bu Ugreen markasının iyi olduğunu öğrendim ve bu cihazı satın aldım. Tabi bana lazım olan şuradaki portlar değil aslında. Bunlar daha çok profesyonel fotoğrafçıların kullandığı işte flash kartlar vesaire. Kartlara çok hakim değilim. Ancak bana lazım olan kısım şuradaki micro SD kart okuyucu ve, ve tam boy SD kart okuyucuydu okuyucuydu. İkisini de aynı anda taktığımda ikisi de aynı anda çalışıyor. Hani birbirini engellemiyor zaten burada SD kart ve hemen şöyle göstermeye çalışayım yanına da. TF kart demişler. Transferaj anlamında. Bu kameradan okunmayacaktır büyük ihtimalle. Burada da MS kart. Şu yukarısındaki büyük olan bölümde CF kartmış. Bunların tam olarak ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Hiç işim de olmadı. Daha çok hani profesyonel işler yapanların kullandıkları kartlar olabilir arkadaşlar. Ben bu cihazı yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Videolar çekiyorum. Hafıza kartına buna takıp. Bilgisayara aktarıyorum. 92 MB saniyede aktarım yapabiliyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Sizin hafıza kartınız maksimum ne kadar okuma yazmayı destekliyorsa o kadar aldım ben. Yani benim hafıza kartım 92, 90, 92 MB'a kadar okuma yazmayı destekliyor. Bunun ne kadar okuma yazma desteklediğini maksimum açıklama bölümüne veya videonun üzerine yazacağım arkadaşlar. Ben memnun kaldım benim işimi de gördü. Elimdeki en yüksek şu an beni çeken, bu videoyu çeken kameraya takılı kartın en yüksek okuma yazma hızı zaten 90-95 MB. Ben bu 90-95 almam yeterliydi bana. Çünkü bazen 4K video çekiyorum. Bilgisayar atılması neredeyse 15-20 dakikaları buluyor. Bu cihazla işim 2-3 dakikada halloluyor. Hemen bilgisayar atıp işlemeye, kesmeye, biçmeye videoyu başlıyorum. Almanızı, kullanmanızı tavsiye edebileceğim. Bir... USB çoklayıcı olmuş. Videonun açıklamasına ürün linkini yazarım arkadaşlar. Bir aktarım örneği de bilgisayar üzerinden, üzerinden, size göstereceğim. Eğer benim verdiğim linkten alırsanız bana destek olmuş olursunuz ve daha bağımsız incelemeler çekmemde yardımınız dokunmuş olur. Ayrıca kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Telegram kanallarımıza, Telegram gruplarımıza üye olun. Sosyal medyadan bizleri takip edin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi kamerayla çektiğim videolardan bir tanesini alacağım. Şurada 2.8 GB yakın bir dosya var. Bunu bir alayım. Kopyalayayım. Hemen şuraya da bir yeni klasör açayım. Yapıştıra bastım. Gördüğünüz gibi 92, 93 o civarda 92.5 o civarlarda gizleniyor çok hızlı bir şekilde dosyayı hafıza kartı atıyor. Dediğim gibi ben ne kadar desteklediğini de maksimum onları da video üzerine bir yere yazacağım arkadaşlar. Belki siz burayı izlerken yazmış bile olabilirim. Bu şekilde kopyalamayı gerçekleştirdi. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.